Ozan, sesimi alabiliyor musun? Evet Nilüfer, merhaba. Tabii bir yandan heyecanla Bakan Uraloğlu'nun açıklamasını takip etmeye gayret gösteriyoruz. O açıklamada bazı kopukluklar yaşandı. Bizim de tabii Bakan Uraloğlu'ndan beklediğimiz o cümle, yani Instagram kapalı kalacak, açılacak ya da şu tarihte şu saatte açılacak, bu bilgiyi ararken Bakan Uraloğlu'nun tabii verdiği bazı tırnak içi, satır arası mesajlar var. Onlara dikkat etmekte fayda var. Onların da bağlantısında bazen problemler yaşanıyor. O yüzden net ifade edemedik ama ben bir kez daha altını çizeyim. Bizim edindiğimiz bilgi, TV100'ün edindiği özel bilgi doğrultusunda bu gece saatlerinde ki Bakan Uraloğlu tahmin ediyorum birazdan o tarih saati paylaşacak. Instagram'ın açılacağı tarih saati bildirecek. Fakat açıklamalarında bazı tırnak arası mesajlar var. Nedir? Meta şirketi, yani Instagram'ın kurucusu olduğu şirkete yapılan görüşmelerde bir mutabakata varıldığına yönelik bazı bilgiler var. Yine Türkiye'nin hassasiyetlerine vurgu yapılıyor. Nedir bu hassasiyetler? Tabii PYD, PKK, FETÖ'ye yönelik hassasiyetler. Bu tarz paylaşımlar, ki bu paylaşımların birçoğu daha önce defalarca kez raporlar halinde Türkiye bunu hem Türk kamuoyuna hem yabancı kamuoyuna bildirdi. Bu paylaşımların birçoğunun aslında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, farklı ülkelerden paylaşımlar yapıldığı, dolayısıyla bu Türkiye'nin hem iç işi hem de Türkiye'nin terör listesinde yer alan, Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği paylaşımlar üzerinde engelleme yapılmadığına yönelik şikayetler. Şimdi bunların konuşulduğu daha önce ifade edilmişti. Bir kez daha altı çizildi ve bu konuda Bakan Uraloğlu'nun önemli bir açıklaması var. Mesafe kat edildi dedi. Yani şirketin bu hassasiyetleri onayladığı, kabul ettiği, Türkiye'nin hassasiyetlerini anladığı ve ciddi bir mesafe kat edildiğini vurguladı Bakan Uraloğlu. Bundan sonra da dikkatle uygulamaya devam edileceği ifadesi yer aldı ki bu önemli. Yani Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'ın, elbette Türkiye yöneticileri de, hükümet yetkilileri de, hem BSK yetkilileri hem Ulaştırma Bakanlığı'ndan daha önce biliyorsunuz çok ifade edildi. Yani Instagram'ın kapalı olması bizim de tercihimiz değil dendi. Ancak burada bir ama var, tırnak içinde bir ama var. Türkiye'nin hassasiyetlerine uyulması yönünde talepte. Şimdi bu hassasiyetleri Instagram'ın anladığı, kabul ettiği, onayladığı ve bundan sonra da bu hassasiyetlere kurallar çerçevesinde dikkat edileceğine, uygulanacağına bir Türkiye'ye bir garanti verildiği anlaşılıyor Bakan Uraloğlu'nun anlatımından. Aynı zamanda Instagram'a engel getirilmesi tabii belli gerekçelerle ve yasa çerçevesinde bir hassasiyetle yapıldı. Bu yasa çerçevesinde de biliyorsunuz farklı zaman zaman farklı uygulamalara yapılıyor. BTK'nın tespiti ve mahkeme kararıyla bunlar alınıyor. Yani dolayısıyla adli bir süreç var. Dolayısıyla görüşmeler çok önemli. Mutabakata varılması çok önemliydi. Bundan sonra adli süreç vurgusu da elbette yapıldı. Diğer taraftan Bakan Uraloğlu şöyle bir ifade de kullandı. Görüşmelerde katalog suçlara ilişkin Türkiye'nin hassasiyetlerini... Evet Ozan, seni bölüyorum. Şu anda Bakan Uraloğlu bir paylaşım daha yaptı ve saat 21'de Instagram'ın açılacağını duyurdu. 21.30 düzeltelim. Değerli izleyenler, bunu da bir son dakika gelişmesi olarak sizlere aktaralım. Ozan, sen de hattımızdan ayrılma. Evet, Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tekrar bir paylaşım yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı,
Kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibariyle erişim engelini kaldıracağız diyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Sen de söylemiştin Ozan az önce TV100'ün ulaştığı bilgilerle bu akşam açıklayacağını söyledi demiştin. Ve nitekim o açıklama geldi. 21.30'da saat verdi Bakan Uraloğlu ve 21.30'da Instagram'ın açılacağını söyledi. Ve böylelikle sen de Instagram kullanıcılarına müjdeli bir haber vermiş oldun bu vesileyle. Nilüfer Özkan çok tabii memnunuz ancak şöyle... Aslında bu Bakan Uraloğlu'nun son birkaç gündür yapmış olduğu açıklamalardan ziyade genel olarak AK Parti yönetiminin hükümet genelinden verilen mesajlarla da uyuşuyor. Şöyle aslında genel hatlarıyla mesajlar bir kez daha altını çizmekte fayda var. Yani Türkiye'nin hassasiyetleri tabii ki terörle mücadele başta aynı zamanda Türkiye'nin PYD, PKK, FETÖ tüm bu iki Orta Doğu coğrafyasında aynı zamanda İsrail'in biliyorsunuz saldırıdan tutumu, Gazze'deki hassasiyetler, Türkiye'nin Gazze'de akan kanın durdurulması için girişimleri ve tüm bunların yanı sıra aynı zamanda Türkiye'de katalog suç kabul edilen bazı gerekçeler nedir? Atatürk'e hakaret, elbette PKK Cumhurbaşkanlığına hakaret, yani bunların hepsi Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak tüm dünyaya lanse ettiği ve asla ödün vermeyeceği bazı suçlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son açıklamada buna vurgu yaptı. Yani Türkiye'nin hassasiyetleri var ve buna uyulması yönünde şirketlerden, yatırımcılardan, kamuoyundan, uluslararası diplomasiden bazı beklentileri olduğunu Türkiye'nin altını çizdi. Ancak diğer ülkelerde bakıldığı zaman bazı ülkelerde buna uyulmadığı, yani bazı ülkelere bunda hassasiyet gösterildi ancak Türkiye'ye gösterilmediği yönünde eleştiriler. İkili yönetim eleştirisi buydu. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu görüşmelerde buna vurgu yapıldı. Son olarak